Diyorum. Merhabalar, çok teşekkür ederiz öncelikle davetimizi kabul ettiğiniz için. Koronavirüs günlerinde böyle online toplantılarla görüşmelerimize, röportajlarımıza devam ediyoruz. Öncelikli olarak COVID-19 salgını ile ilgili genel bir görüşlerinizi alabilir miyiz? Sizler nasıl etkilendiniz, nasıl geçiriyorsunuz bu günleri? Firma olarak, kişisel olarak nasıl önlemler aldınız? Kısaca bir genel bir değerlendirme alabilirsek seviniriz. Teşekkür ederim, sağ olun. TATKO olarak bizler COVID-19 Türkiye'ye gelmeden önce de dünyada başladığı zaman da Türkiye'ye geleceğini tahmin ederek de ilk tedbirleri almaya başlamıştık. Bazı arkadaşlarımız Mart'ın sanırım başlarındaydı. Evden çalışma tedbirleri alındı. Veya lojistik veya ofise gelecek arkadaşlarımız için de maske veya hijyenik kurallara da uyulması için tedbirler alınarak ilk önce şu anda yaptığımız sağlıksal tedbirleri de şirketimiz zaten en baştan almaya başladı. Bununla beraber birçok arkadaşlarımızın seyahatlerini daha minimize edildi. Evden veya telefonla yönetilmeye çalışıldı müşterilerimizle olan diyaloglar. Ve şu anda da bu şekilde başarılı bir şekilde devam ediyor. Peki, Yani ekonomik olarak nasıl etkilendiniz? Yani hedeflerimiz tabii bütün firmalardan, sektörlerden konuştuğumuz herkes, işte ciroların daralmasından, satışların azalmasından, üretimin durmasından keza bahsediyorlar. Siz firma olarak, tabii ki etkilendik. evet. Tarımda Yani da bir şu dönemsel bir anda kavram olduğu için hani tam başında yakalandınız. Hani insanların tam arazilere çıkıp da ekim dikim aynen. yapacağı bir dönemde hani malzeme ekipmanlarını tedarik edeceği bir dönemdeyken hani orada siparişleri veya şeyleri nasıl organize ettiniz? Hani müşteriyi mağdur etmeden kısıtlı şey durumunda nasıl onu ayarladınız? Ya zaten şöyle biz bu senenin başına, ya bu seneye başlamadan önce bu seneden ürünlerimiz çok fazlaydı. Yani özellikle yol dışı dediğimiz, zirai lastikle ilgili. O yüzden çok iyi bir siparişlerimiz vardı. Yolda gelen siparişlerimiz. Ve bunların gelişleri Mart ayına denk geldi. Ve Mart ayına denk gelmesiyle beraber bayilerimizin tabii tüm ihtiyaçları, tedariklerini karşılamış olduk. Yani hatta biz ilk döneme baktığımızda, Ocak, Şubat, Mart'a baktığımızda yol dışı dediğimiz zirai lastik, dahi, iş makinesi, forklift grubunda çok başarılı bir dönem geçirdik baktığımızda. Ama tabii Nisan ayından itibaren düşüş başladı. Ama zirai pazarı hiçbir zaman durmadı. Durmadan kastım tabii ki bugün perakende pazarına baktığımızda müşterilerimizle konuştuğumuzda bir %15 ile %20'lik yani Nisan'ın 2019 Nisan'la 2020 Nisan'a baktığımızda düşüş var. Bu düşüş de bizlere de yansıdı. Bizlere de yansımasının oranı da %30. Neden %30? Çünkü biz Mart'ta bayilerimizde stoklarına çok iyi mal verdik. Özellikle zirai lastikte. Onun yansımasından dolayı bu düşüş oldu. Ama toplam lastik pazarının binek, kamyon, kamyonet düşüşüne baktığımızda %50 ile %70 gibi bir düşüşten bahsediliyor şu anda. Kapıları kapalı olması ya da hareketin kısıtlanmasından kaynaklanan bir şey. Seyahat olsun, iyi Aynen, olsun. aynen, aynen, aynen. Bir de biz TATKO Lastik olarak en önemli şirketimizin aldığı tedbirlerden bir tanesi de yöneticilerimiz bizlere şunu söyledi. Bu ortam satış dönemi değildir. Bu ortam bayilerimize destek ve bayilerimizin bir de çünkü insanların satışlarının düşmesinden dolayı finansal dengeler de değişti. Tabii bu finansal dengeler her bayinin veya her firmanın bütçesine veya kapasitesine göre de değişimler oluyor. Bizler de şu an da bayilerimize satıştan ziyade onların
finansal dengelerini veya bir danışmanlık yapmak için ziyaretlerimiz veya telefon görüşmelerimiz yapılıyor. Bu da tabii ki bizler için şu anda bayilerimizin gözünde büyük bir artı geliyor. Çünkü biz daha önce müşterilerimize devamlı satış görüşüyorduk veya satışa yönelik konuşmalar ve sohbetler oluyordu. Ama şu anda herkesin kendi tecrübesine göre bayilerimizin finansal dengeleri ileriye dönük nasıl planlaması lazım, nasıl neler yapması gerektiğine dair fikirler vererek bu süreci bir şekilde müşterilerimizle koordineli bir şekilde götürmeye çalışıyoruz. Peki, şimdi tabii artık yeni normallerimiz var. İşte dijital dünya, toplantılar, ondan sonra çok daha farklı iş dünyasında değişiklikler olacak. Siz bu dönem itibariyle özellikle bayilerinizle nasıl bir iletişim kurdunuz, onlara nasıl destekler verdiniz, nasıl bir bilgi paylaşımınız oldu? Müşterileriniz de keza aynı şekilde. Sadece bayiler değil, belki müşteriyi de katmak lazım. Aynen, aynen. Çünkü bizim Tatko Lastik olarak bir kanal yapımız var. Lastik Park ve Her Lastik bayilerimiz oluyor. Ama yol dışı ürünlerini de sattığımız ama bizim direkt bayimiz olmasa da bizim ürünlerimizi alan müşterilerimiz var. Sorunuza şöyle cevap vereyim. Şimdi Tatko zaten dijital dönüşüm konusunda geçen seneden başlayan birçok yatırımları var. İşte bir portal sistemimiz var. Tüm bu sadece bayilerin değil, bayilerin de kullanabildiği, orada stoklarınızı gördükleri, fiyatları gördükleri veya kendi cari bilgilerini gördükleri, ödeme bilgilerini gördükleri veya planlayabildikleri bir portal sistemimiz var. Oradan her şeyi veya bizimle ilgili tüm duyurularımızı oradan takip edebilmekteler. Tüm kampanyalarımızı takip edebilmekteler. Bununla beraber bizlerin şu anda kendi içimizde kullandığımız Skype veya Zoom tarzı kendi içimizde çünkü artık bu uygulamalarla toplantılarımızı yapıyoruz. Bu altyapısı olan bayilerimize bu kullanımları kullanabilecekleri şekilde bilgiler veriliyor. Veya telefonlarla görüşmeler yapılırken toplu görüşmeler nasıl yapılabilir? Onlarla ilgili destekler veriliyor. Bu konuda şirketimizin zaten hem bilgi işlem departmanı hem pazarlama departmanı bayilerimize devamlı bir bilgi akışı veriliyor. En önemli zaten dijital ECMOB diye bir uygulamaya geçildi Tatko'da. Bilmiyorum belki Ozan Beyler size bu konuda daha önce bilgi verdiler. Yani ECMOB bugün birçok sektörümüzde de kullanıldığı dijital bir kullanım programı. Yani direkt yüz yüze ziyaretle de veya telefonla yüz yüze ziyaret yaptığınızda müşteriye bu ECMOB üzerinden müşterinizle yaptığınız tüm görüşmeleri aktarabiliyorsunuz. Veya rakip bilgisi veya müşterinin satış bilgisi, diğer finansal bilgisini hepsini kendi şirketinizin içerisinde paylaşım yapabiliyorsunuz ECMOB uygulaması sayesinde. Beyefendi bir söz versin. Yani onu sonra acaba ne konu konuşabiliriz? Olur. Şimdi sahaya inme konusunda hani çiftçiyle birebir muhatap olma durumlarınız oldu mu veya o sahadan biraz da bilgiler geldi mi hani tedarikle ilgili hani o sorunları aşarken nasıl bir yol izlediniz? Hani Aziz Ercan Bey buna cevap versin. Evet, acaba hani o cevap verebilir mi beyefendi? Buyurun. Soruyu alabilir miyiz? Merhaba. Sahaya indiğinizde satışlar konusunda çiftçiyle birebir muhatap olduğunuz dönemlerde oldu mu? Orada hızlılık ya da mal tedariki konusunda hani nasıl hareket ettiniz? Acil durumlar olabilir, sıkıntı olabilir. Orada nasıl bir yol izlediniz? Onu öğrenmek istiyorum. Şimdi bizim yıllık zaten bir bütçemiz var. Bir sene önceki satmış olduğumuz ürünlere ilaveten, işte 2019'da satmış olduğumuz ürünlerimize 2020 yılında oluşurken bütçeler artışı öngörerek ona göre bir fabrikada üretim provizyonu yapıyorsunuz, veriyorsunuz.
ve bunun karşılığında bayilerine ne satabileceğini tahmin ediyor. Hı. Elde etmek istediği bir pazar var. O pazara uygun olarak da insanlara senenin başında beslenmeye söylediği gibi genelde zirai sezon Ocak, Şubat, Mart'ta mallar bayilere gönderilir. Mart'tan itibaren de bayiler müşterilerine malları satarlar. Mart, Nisan, Mayıs ilk olarak devam eder. Biz o hazırlığı daha önceden zaten yapıyoruz. Dolayısıyla herhangi bir ürün tedariğinde veya herhangi bir lojistikte veya sevkiyat şeyinde bir aksaklık yaşamadık. Sorun oluşmadı. Burada ben şeyi eklemek isterim. Direkt pazar bilgisi olarak tabii şu anda çok fazla seyahat edilemiyor. Evet. Olduğunca telefonla bilgi alıyoruz. Bayilerimizden almaya çalışıyoruz. Daha önce tabii ki direkt çiftçilerle de muhatap olabiliyorduk sağ ziyaretleriyle. Ama bayilerimizden aldığımız bilgi bir de şu an bizim çalıştığımız bayi veya müşterilerimizle en büyük şansımız hepsinde direkt mobil servis verme şansları var. Yani tarlasına gidebilip lastiklerinin montajını yapabiliyorlar veya bir tamir vesaire gibi servis ihtiyaçları varsa bu konuda çiftçiye hizmet verebiliyorlar. Bir de çok güzel biliyorsunuz hafta sonları sokağa çıkma kısıtlaması olmasına rağmen bu müşterilerimize çalışma şansı veriliyor. Bundan dolayı da çiftçiler de şu anda mağdur olmuyorlar. Çünkü çiftçiler artık ekimini yaptı, ilaçlamasını yaptı. Şu an neredeyiz? Mayıs. İşte bu ay sonuna doğru ekimler başlayacak. Yani burada hizmet açıkçası yani bizim lastik sektöründe diğer sektörde de bildiğim kadarıyla jant olarak da bir çiftçiye yönelik bir aksama çok yaşanmadı. Bundan dolayı da çünkü zaten şu anda bu ortamda, bu pandemi döneminde de artık tarım çok önemli. Yani o yüzden hem devletin verdiği desteklerden dolayı da bizim gibi tedarikçilerin de çiftçiye yönelik verdiği desteklerle müşterilerimiz vasıtasıyla da daha olumlu bir süreç geçirdiğiniz gibi görünüyor. Gibi bir görüntü var tarımda. Evet. Yani biz yılbaşında şeyi gördük. Yani normalde 2018'de bir kriz yaşadık. 2018'de krizde gerçekten bir şey oldu. Gerileme oldu pazarda. Tüm sektörlerde hemen hemen. 2019'da toparlandı. Biz 2020'nin çok daha iyi olacağını düşünüyorduk ki öyle gidiyorduk evet, herkes zaten. Bu yönde görüşmüştü. Evet. Veriler çok iyiydi. Yani Ocak, Şubat, Mart'ta ciddi veriler vardı. Zaten herkes tedariğini ona göre yaptı. Bir de beslenme dediğin gibi şimdi bu gıdada az güvenliği tedarik zinciri çok önemli. Bütün ülkeler işte kendine yeterli hale gelmeye çalışıyor. Çünkü ülkeler sınırları kapanmış vaziyette. Dolayısıyla biz orada tarımın zaten durmadığını gördük. Durmadığını gördüğümüz zaman da hem yurt dışından gelen ürünlerimiz, hem burada yerli olarak üreten ürünlerimizde biz gerekli şeyi almıştık, tedbir almıştık. Onun için otomotiv farklı, tarım farklı ama biz tarım konusunda da bir tık daha iyi durumda olduğumuz için demek ki hani orayı dengelediniz ve hem mali açıdan hem işleyişin sürekliliği açısından o zaman verimli geçirdiniz diyebiliriz bunu. Öyle görünüyor anlattıklarınıza göre. Evet yani bizim ilk 3 ayımız çok verimliydi. Hatta Nisan da hemen hemen öyleydi ama tabii bundan sonraki sürece bakacağız. İşte hasat mevsimi başlıyor. Çiftçi nihayet de durmuyor. Bir duraksama şey oldu ama o biraz insanların belki içeride kapalı kalmasından kaynaklanan bir şey oldu. Biraz korku oldu, panik oldu belki. Biraz nakit insanları para harcamak istemedi. Şeyini ötelediler, ihtiyaçlarını ötelediler. Ama hayat devam ediyor, durmayacak. Tarımda iyi fiyatlar var. Tamam fiyatları fena açıklanmadı. Onun için biraz çift çift para kazanacak gibi. Yani oradaki işler devam edecek gibi gözüküyor. Çok teşekkür ediyoruz. Son olarak önümüzdeki dönem için öngörülerinizi alabilir miyiz? Ya da sektöre vermek istediğiniz müşterilerinize, bayilerinize vermek istediğiniz bir mesaj var mıdır? Ercan Bey bir şeyler söylesin. Yani Esnaf Bey'in de başta bahsettiği gibi biz hep baştan bu tarafa, şirketin de genel prensibi bu. Hep bayilerinizin yanında olun. Bayilerimize söylediğiniz şey de müşterilerinizin yanında olun. Nihayetinde biz üretim olarak devam ediyoruz. Malımızı üretiyoruz. Yurt dışından gelen distribütör olduğumuz mallarımızı getiriyoruz. Biz bayinin yanındayız. Bayiler de tüketicinin yanında. O zincir hiçbir zaman bozulmadan aynı şekilde devam edecek. Ben sektörün çok daralacağını düşünmüyorum. Dediğim gibi şimdi hasatla başladıktan sonra fiyatların da iyi olmasıyla çiftçinin o
şeyi görmesiyle biraz daha bu sene eli rahat olacak, para kazanacak gibi gözüküyor. Ekilmeyen arazilerin de ben biraz daha ekileceğini düşünüyorum şahsen. Devletin de bu konuda hazine arazilerinin büyük kısmını açması, ekim alanı açmasının da çok büyük katkısı olacak. Yani bayilerimizin yanındayız, bayilerimiz çiftçilerimizin yanında. Hayat durur ama çiftçilerimiz asla durmaz. Yapacak lastik şey döner diyorsunuz yani. Lastik dönmezse hiçbir şey olmayacak. Çünkü o zaman gıda gelmeyecek. Gıda gelmezse insanlar diğer işleri yapamayacak. Önce sağlık sonra açlık diye bir söz var. Açlığın çaresi de tarımda. Siz de buna hizmet eden bir kuruluş olarak burada varsınız. Evet. Evet ya, çok zor aslında. Yani baktığınız zaman tabii şehirlerde kapandı. Hayat tamamen eve kapandı. Ama insanlar araziden ekmişler. Bunu bir şekilde ilacı, gübresi, sürümü, hasadı bir şekilde olmak zorunda. Buna işte devletimiz de, hükümetimiz de illaki gerekli olarak katkı bulunacaktır. İhtiyacı olan çiftçiler, çünkü haberlerde görüyoruz. Belediyeler, zabıtalar falan sürüyorlar traktörlerle, süremeyen insanların köylerde. Çünkü köyde genç nüfus kalmadı biliyorsunuz, genelde büyük şehirlerde. Onun için hep beraber inşallah bu süreci sağlıklı bir şekilde atlatmayı diliyoruz. Evet, bence de. Çok teşekkür ederim. Sizin Bestami Bey söylemek bir şey varsa. Yani sizin konular arasında bu tarımsal mekanizasyonla ilgili bir şey vardı. En zamanda bir konu vardı. Evet. Onunla ilgili bir şeyler soracak mısınız veya konuşulacak mı, yoksa onlarla ilgili birkaç bir şey konuşalım mı? Anladım. Tarımsal mekanizasyonla ilgili biz Tarmak 1'den de görüş aldık. Zaten bizim yayınımızda tarımsal mekanizasyonla alakalı bir durum ve Türkiye'deki tarım mekanizasyona kaydığı zaman o zaman size de daha da çok iş düşecek. Yani tabii ki dilerseniz ondan da bahsedebiliriz. Çünkü bunların hepsinde yürüyen aksamlı olanlar var. Traktörün arkasına takılan şeyler var ama gene bunların gitmesi için gene lastiğe ihtiyaç var. Yani kendi başlarına tarlaya gidemeyeceğine göre bu alet ve edevatlar. Siz o konuda hangi aralıklara hizmet veriyorsunuz? Hani insan ilk baktığında traktör sanki lastikle gidiyormuş gibi düşünülüyor ama hani diğer şeyler de var. Sizin o ürün gamlarınız ve aralıklarınız farklıysa tamam, onlara da bir kuple girebiliriz. Buyurun. Yok yani ben sadece konu olarak sordum. Çünkü orası da ayrı bir ve önemli bir konuydu şimdi aslında. Evet. Yani çiftçilerin de geçmişten günümüzde doğru ekipmana, doğru traktöre, doğru ekipman kullanması açısından yani oldukça zor bir dönem geçirdiler. Ve fazla bir borçlanmaya sebep oldu bu geçmişte. Belki bu şu anda biraz daha normalleşmiş olabilir. O açıdan sormuştum ama zaten o ekipmanlara biz lastik tedariği yapıyoruz. Yani bir romoktur veya ilaç atma makinesidir veya balya makinesi vesaire. Onda bir sıkıntı yok. Zaten onun tedarini yapıyoruz. Ben sadece genel olarak sormuştum. Evet. Sağ olun. Biz teşekkür ederiz. Sonuçta Ercan Bey'in de söylediği gibi. Ercan Bey bizim Tatko lastiklerimizin marka müdürü. Ben biliyorsunuz BKT lastiklerinin marka müdürünü yapıyorum Tatko'nun içerisinde. Bu süreç içerisinde bir de bizim tabii BKT olarak da en büyük avantajımız markamızın, Tatko'nun da bu şekilde daha iyi tanınmasına ve bundan dolayı da çiftçimizin özellikleri tercih etmesi de bizler için bir artı oldu. Veya müşterilerimiz için de bir artı oldu. Artı tarımsal mekanizasyonla ilgili de BKT zaten birçok traktör lastiklerinde orijinal ekipman olarak geliyor. Veya bunun yüzünde Türkiye'de üretilen mekanizasyon imalatçılara bu ki onların işleri daha dün konuştum birçok büyük bir üreticiyle, ihracattan dolayı işleri çok iyi ve o yüzden onların lastik veya jant talepleri de şu anda çok iyi ve bizler de onları mümkün olduğunca karşılamaya da çalışıyoruz. Yani Türkiye'nin en büyük, yani İsrail ile ilgili açıkçası sadece tabii biz lastik tarafından bakıyoruz ama bizi dolaylı olarak ilgilendiren ve tedarik ettiğimiz tarımsal mekanizasyon üreticilerindeki işlerin iyi olması veya artışı olması da bizlerin sonuçta lastik satışını da dolaylı olarak bir şekilde, olumlu bir şekilde etkiliyor. Bundan dolayı da gidişatın İsrail ile ilgili iyi olduğunu düşünüyoruz. İnşallah Haziran'ın daha da iyi olacağını düşünüyoruz. Hepimiz için hayırlı olsun.
Teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Biz teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Teşekkür ederim.